Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli müminler, Yüce Rabbim Celle ve Ala Hazretleri bizlere bir takım vazifeler yüklediler. Bu vazifelerden bir kısmı ibadettir, bir kısmı inançtır, bir kısmı da başkalarıyla olan münasebetlerimizdir. İman olarak kalbimizi, ahlak olarak kalbimizi olgunlaştırmak ve doğruya inanmak, doğruyu kabul etmek en önemli görevimizdir. Bunun dışında ibadetlerimiz de Allah ile aramızda olmazsa olmaz görevlerimizdir. Ayrıca çevremize karşı olan ilişkilerimizde ve münasebetlerimizde ilahi kriterleri nazarı itibara almamız, bu da önemli bir vazifedir. Çevremiz deyince geniş bir ifadedir. Bir insan patron ise işçileriyle, işçi ise patronu ile, amir ise memurlarıyla, memur ise amirleriyle münasebetleri vardır. Kadınsa kocasıyla, koca ise eşiyle beraber ilişkileri, münasebetleri vardır. Baba ve anne ise evlatları ile ilgili, evlat ise anne ve babaları ile ilgili vazifeleri vardır. Dolayısıyla bugünkü dersimizde çevremizle alakalı olan vazifelerimizden birisi olan çocuklarımızla ilgili dikkat etmemiz gereken hususlardan bir kısmını gündeme getirmiş ve müzakere etmiş olacağız. Kıymetli dostlar, hayatın anlamı, insan hayatının anlamı Allah ile buluşmasıdır. Dünyada Allah ile buluşamayan, yani onun sevgisini kazanamayan, rızasını kazanamayan, ahirette cennetinde buluşamaz ki. Hayatın gayesi Allah'ı bilmek ve bulmaktır. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ
insanları ve cinleri beni tanısınlar ve bana kulluk yapsınlar diye yarattım diyor. İşte hayatın gayesini, yaratılmanın sebebini yaratan Allah böyle beyan ediyor Celle Celaluhu. Dolayısıyla çocuklarımız dünyaya geldiği zaman bizim için en önemli bakış, bunları Müslümanca nasıl yetiştirebilirim? Allah ile barışık nasıl yetiştirebilirim? Bütün duygularımızı bu merkeze cem etmemiz lazım. Bir başka deyişle, çocuğumuz Allah ile bağlantısı olmadan, Allah'a imanı olmadan, Allah ile dostluk kurmadan dünyada en yüksek mertebeye ulaşsa bize bile bizim için bir anlam ifade etmez. Bunu böyle görmek lazım. Sonu ebedi cehennem olan bir hayat ne anlam ifade eder? Bir uçağın çok yükseğe çıkması seyrediyorsa, gidiyorsa problem değil. Ama düşüşe geçiyorsa çok yüksekte olması onun için bir anlam ifade etmez ki. Dolayısıyla Allah'a inanmayan, imanı gerçekleşmeyen bir insan hangi makamda olursa olsun, ne maaş alırsa alsın, dünyevi imkanları ne olursa olsun gıpta edilecek, değer verilecek bir şey değildir. Sonu ebedi cehennem olduktan sonra. Bundan dolayıdır ki çocuklarımızın Allah'ı tanımaları ve bilmeleri, iman esaslarını kabullenip hayatlarına taşımaları anne ve babaların en büyük hedeflerinin başında gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "İftahu ala sibyanikum evvele kelimetin la ilahe illallah." Yani çocuklarınız konuşmaya başladığı zaman siz onlara önce La ilahe illallah cümlesini öğretin. Allah'tan başka ilah olmadığını onlara öğretin. İbadete layık, gerçek güç ve kuvvet sahibi yalnız ve yalnız Allah'tır. Bu kelimeyi çocuklarınıza öğretin. Ne zaman? Konuşmaya başladıkları zaman. Kıymetli dostlar, bilirsiniz ki bir çocuk dünyaya geldiği zaman anne ve babanın çocuğuna uygulayacağı güzel şeylerden birisi sağ kulağına ezan okunur, sol kulağına kamet getirilir. Çocuk ne anlar ezandan? Çocuk ne anlar kametten? Ama dünyaya gelen çocuğun sağ kulağına ezanın okunması, sol kulağına kametin getirilmesi, demek ki çocuğun yetişmesi üzerinde manasını anlasa da anlamasa da etkisi vardır ki bu İslami uygulamalarda Aleyhissalatu vesselam Efendimiz'den bize intikal eden, büyüklerimizden bize intikal edenlerde bu güzel usul ve üslupler vardır. Eğer çocuk anasından doğduğu günlerde sağ kulağına ezan okunuyorsa, sol kulağına kamet getiriliyorsa burada aslında anne ve babaya bir mesaj var. Nedir? Çocuk daha hiçbir şey anlamadığı bir dönemde sağ kulağında ezan çocuğu ilgilendiriyorsa, sol kulağındaki kamet çocuğu ilgilendiriyorsa, annesini, babasını ezan, kamet haydi haydi ilgilendiriyor demektir. O lisan-ı hal ile anneye ve babaya namazsız olmaz, ezansız olmaz, kametsiz olmaz bu hayat mesajını da vermiş oluyor. Çocuk hayata başlarken, dünyaya gelirken sağ kulağına ezan, sol kulağına kametle beraber dünyaya gelmiş oluyor. Her namazda, beş vakit namazın her birisinde ezan var, kamet var. Ama cenaze namazını ne zaman kılarsanız kılın, cenaze namazının ezanı yok, kameti yok. Neden cenaze namazında ezan yok, kamet yok? Cenaze illa öğle namazından veya ikindi namazından sonra kılınacak diye bir şey yok. Cenazeniz hazırsa gündüz saat 8'de, 9'da, 10'da, 11'de kerahat vaktinin dışında namazını kılıp defnedebilirsiniz.
ki ülkemizin bazı bölgelerinde öyle yapılıyor. Cenaze ne zaman hazırsa efendim kıldırılıyor. Peki cenaze namazında ezan var mı? Yok. Kamet var mı? Yok. Neden yok? Onun ezanı doğduğu zaman okundu. Kameti de doğduğu zaman getirildi. Sıra nerede? Namazda. Evet. Bizim ezanlarımız, cenaze namazlarımızın ezanları doğduğumuzda kulağımıza okundu. Kametler de kulağımıza okundu. Sıra nereye geldi? Ezandan sonra, kametten sonra namaza sıra geldi. Ey insanoğlu! Daha dünyaya yeni bile gelmiş olsan, dünya günleri azdır. Bir gün veya bir günün bir kısmı diyecekler ahirette. Ne kadar kaldın dünyada? Bir gün veya bir günün bir kısmını kaldık diyecekler. اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْأَلِ الْعَادِينَ لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْأَلِ الْعَادِينَ Bir gün veya bir günün bir kısmını kaldık, saymasını bilenlere de sorabilirsin diyecekler. Onun için sanki dünyaya yeni gelmiş olan çocuk, adeta ölümü çok yakın demektir, cenazesi de çok yakın demektir. Şimdi, dünyaya gelen çocuğun kulağına ezandaki o mükemmel cümleleri, kametteki mükemmel cümleleri yerleştiriyoruz. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, çocuklarınız konuşmaya başladı mı, cümleleri kurmaya başladı mı? İlk öğretmeniz gereken cümle, La ilahe illallah. Sonra Muhammedur Resulullah. Bu cümleyi öğreteceksiniz. Bu cümle hem manasıyla öğretilmesi lazım, hem de telaffuzuyla beraber öğretilmesi lazım ki o küçük minik çocukların La ilahe illallah demeli de ayrı bir tat oluyor. Çok tatlı oluyor, çok güzel oluyor. Evet. Çocuklarımıza Allah'ı hatırlatmak mükemmel bir şeydir. İsimler içerisinde annenin, babanın çocuklarına vereceği erkeklerdeki isimler içerisinde en güzel isimlerden birisi Abdullah'tır. Birisi Abdurrahman'dır. Abdullah ve Abdurrahman isimleri ehabbul esma, isimlerin en güzelidir. Niçin? Abdullah Allah'ın kulu demektir. Abdurrahman, Rahman Teala'nın kulu demektir. İsmini çağırırken Allah'ın kulu olduğunu ona hatırlatmış oluyorsun. Abdurrahman derken Rahman'ın kulu olduğunu ona hatırlatmış oluyorsun. Yani çocuk, çocukluğundan itibaren Allah ile bağlantısını bir şekilde kuruyor. Abdullah dedikçe bir insanı çağırıyorsun ama o insanın bu isminin anlamı nedir? Allah'ın kulu anlamı. Hem Allah'ın adı zikredilmiş oluyor orada, hem de o insanın, o Allah'ın kulu olduğu ifade edilmiş oluyor o cümlenin içerisinde. Bundan dolayıdır ki isimler içerisinde en sevgili isim hangisidir? Abdullah, Abdurrahman isimleridir. Cenab-ı Hakk'ın en sevdiği isimlerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesi böyle. Demek ki çocuklarımız ile ilgili اِفْتَحُوا عَلَى صِبْيَانِكُمْ اَوَّلَ كَلِمَةٍ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Çocuklarınıza ilk cümle olarak La ilahe illallah'ı öğretin. وَلَقِّنُوهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Konuşmaya başlarken çocuklarımızın öğrenmesi gereken cümle La ilahe illallah cümlesidir. Ölüm döşeğine düşmüş bir insana söylenecek cümle de La ilahe illallah cümlesidir. Doğarken veya konuşmaya başlarken biz bu cümleyi ona öğretmeye çalışıyoruz. Ölüm döşeğine düşmüş bir insana ne yapmalı? Onun yanında La ilahe illallah, La ilahe illallah söylemeli. Bunu duydukça o da ne yapacaktır? Bize eşlik yapacaktır. Daha önceki derslerimde de söylemiştim. Yeri gelmişken yine bir daha söyleyeyim. Ölüm döşeğinde olan bir insanın yanında Estağfurullah denir, La ilahe illallah denir. Ancak haydi sen de La ilahe illallah de denmez. Sen de söyle diye ona ısrar edilmez. Sen sessiz söylersin, duyacağı şekilde söylersin. O söylemek isterse söyler. Ölüm döşeğindeki ağrılar, sancılar pek kolay ağrılar, sancılar değildir. O ateşinin çokluğu, sancılarının farklılığı, yoğunluğu sebebiyle
efendim sen ona la ilahe illallah de dediğinde söyleyemem falan gibi bir cümle kullanmış olsa sana ağrıları, sancıları sebebiyle biraz sonra da ruhunu teslim etse ne diyeceksin sen? Adam kelime-i şehadet getiremeden, kelime-i tevhid getiremeden gitti diyeceksin. Belki onun akıbeti o değildir. Söyleyememesinin sebebi ağrıları, sancılarıydı onun için. Biz cenazeye, ölüme hazır olan bir insanın yanında bulunuyorsak, bu gitti gidiyor gibi böyle bir imaj bizde oluştuysa ne yapmalıyız? Onun yanında kendisinin duyacağı şekilde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeliyiz. O da bize eşlik ederse ne âlâ, eşlik etmezse asla müdahale etmeyiz kendisine. Niçin sen söylemiyorsun demeyiz. Kıymetli dostlar, demek ki çocuklarımız konuşmaya başlarken kelime-i tevhid ile başlamalıdırlar. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem وَاَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ Çoluğuna çocuğuna cimrice davranma. İmkanın neyse imkanına göre çocuklarını harca diyor. Demek ki çocuklarımızla ilgili harcama yaparken kendi imkanlarımızı nazara itibara alarak onlara efendim harcama yapmalıyız. Bu da aynı zamanda bir sadaka sayılır. Bir insanın kendi çocuklarına, kendi eşine yapmış olduğu harcamalar da bir sadaka sayılır. وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ Sakın çoluğunun, çocuğunun terbiyesinden uzak kalma. Böyle Huday Nabit gibi toprakta, tarlada biten, kendi kendine ormanda biten bir ağaç gibi yetiştirme çocuğunu. Sen bir mürabbisin, terbiyeyi ihmal etme. Bu kuzu değil, buzak değil. Yetişsin, nasıl yetişirse yetişsin. Et için yetişiyor buzak. Et için yetişiyor kuzu. Sonuçta onlar nasıl yetişirse annesi, babası, annesi yetiştiriyor onu. Veya düz, kara düzen yetişiyor. Ama insan öyle değildir. Hatta biliyorsunuz kıymetli dostlar, şimdi ne yapıyor? Askeriye, emniyet köpekleri yetiştiriyorlar, eğitiyorlar. Rastgele sokakta yetişmiş bir köpeği kullanmıyor polisler, askerler. Özel eğiterek, efendim çok önemli terbiyeyle yetiştirdikleri köpekleri esrarda, eroinde, enkaz altında insan var mı yok mu birçok şeyde polisler ne yapıyorlar, askerler ne yapıyorlar? Eğitilmiş köpekleri kullanıyorlar. Yani eğer siz bir hayvanı bile eğitirseniz farklı, eğitilmiş hayvan farklı oluyor, eğitilmemiş hayvan farklı olur. Eskilerimiz ne dolaşırsın, affedersiniz, salahana köpekleri gibi derlerdi. Neymiş salahana köpekleri? Yani böyle salahana, selhane ifadesinden biraz böyle değiştirilmiş bir kelimedir. Yani böyle tabakhaneleri, tabakhane çevrelerinde, işte deri fabrikaların çevrelerinde kendi kendine hayatını sürdüren böyle eğitimsiz, sahipsiz köpekler gibi anlamındadır. Yani köpek bile sahipsiz yetiştiği zaman farklı oluyor, sahibi olup bunu eğittiği zaman ne oluyor? Farklı olmuş oluyor. İnsanoğlu köpeği eğitiyor ve onu polis olarak kullanıyor. İnsanoğlu köpeği eğitiyor ve onu enkaz altında birileri var mı yok mu bunun tespiti için kullanıyor. Evet, köpeğin eğitime ihtiyacı var ama İnsanoğlunun eğitime ihtiyacı daha fazladır. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyur ki çoluğuna çocuğuna helalinden harca, imkanlarına göre harcama yap. Ama bir başka nokta, sakın onları terbiyeli bir şekilde yetiştirmeyi ihmal etme. Sen sadece onlara durmadan yemek pompalayan, elbise ayakkabı pompalayan bir istasyon olarak görme kendini. Babasın baba. Bu çocukların efendim terbiyeyle yetişmeleri de önemlidir. Kaç kiloydu? Şu kadardı. Şu kiloya geldi. Şu yaşa geldi. Evet tamam, ilerliyor. Kilosu ilerliyor. Yaşı ilerliyor. Tamam da onun terbiyesi de ilerliyor mu? Yaşına göre terbiyesi de ilerliyor mu? Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz çoluğunuza çocuğunuza harcama yapın ama onların terbiyelerini sakın ihmal etmeyin. Bir de ve ahifhum fillah.
Allah yolunda, Allah konusunda onları mutlaka dikkatli olma terbiyesini onlara verin. Yani Allah'tan korkmalıdırlar. Allah'a muhalefetten korkmalıdırlar. Allah'a isyandan korkmalıdırlar. Bir anne ister ki çocuğun babasını saysın, babasından korksun. Yaramazlık yaptığı zaman otur yavrum dediğinde çocuk otursun. Şimdi eğer bir çocuk otur diyen birisi olduğunda oturması gerekiyorsa o büyüğüne karşı saygı bilmesi lazım. Ha şimdi her anne ve baba çocuğuna mutlaka Allah'tan korkmayı öğretmeli. Yani bir şeyde Allah'ın izni yoksa bu olmaz, olmaz ya. Eğer bir şeye Allah izin vermiyorsa, Allah haram kıldıysa asla biz böyle bir şeye cesaret edemeyiz. Terbiyesini çocuklara vermek lazım. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz özellikle babalara çocuklarınızı imkanlarınıza göre onlara harcayın, elbisesi, gıdası, tedavisi, eğitimi noktasında harcamalarınızı yapın. Ama bu yetmez. Mutlaka bir mürebbi olarak, bir baba, anne olarak çocuklarınızın terbiyesinden birinci derecede sorumlusunuz. Bu konuyu sakın ihmal etmeyin. Bir başka konu, özellikle Allah korkusunu çocuklarınızın kalplerine yerleştirin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir çocuk yalan söylemekten korkmalı. Bir, yalan çirkin olduğu için korkmalı. İki, Allah izin vermez. Bundan dolayı korkmalı. Bir insan, bir çocuk bir harama el uzatmaktan korkmalı. Bir, gayri ahlaki olduğundan dolayı korkmalı. Bir de Allah izin vermediğinden dolayı korkmalı. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara karşı bu eğitim çalışmalarını her fırsatta yapardı. Şimdi Hazreti İbn Abbas radıyallahu anhuma der ki ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında idim. Bir deveye binmişti, beni de arkasına almıştı. Ben çocuktum, beraber yolculuk yapıyorduk. Bana dedi ki, deveyle yolculuk yapıyorlar. Arkasında İbn Abbas radıyallahu anhuma vardır. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz minik genç yaştaki bu delikanlı ile yaptığı yolculukta gırgır şamata yapmıyor. Bakın ne diyor? Ya ulam, ey genç diyor. İnni uallimuke kelimatin. Ben sana bir takım hikmetli sözler öğreteceğim. Değerli şeyler öğreteceğim sana. Bir, İhfazillâhe yahfazke. Sen Allah'ı muhafaza edersen, Allah da seni muhafaza eder. Sen Allah'ın dinini muhafaza edersen, Allah da seni muhafaza eder. İhfazillâhe tecidhu tücâheke. Eğer sen Allah'ın dinini muhafaza edersen, her zaman Allah'ı yanında bulursun. Her zaman yardımını hissedersin. اِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللّٰهِ. Ey genç! İstiyorsan Allah'tan iste. İstiyorsan Allah'tan iste. وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعَنْ بِاللّٰهِ. Yardım talep ediyorsan, o yardımı da Allah'tan iste. Zaten biz namazımızda ne diyoruz? اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım isteriz. Diyor ki İbn Abbas'a bunları söyledikten sonra وَعْلَمْ. Ey genç! Şunu bil ki اَنَّ الْاُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى اَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ اِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهِ. Bütün insanlar toplansalar, sana bir faide temin etmek isteseler, bir iyilik yapmak isteseler, Allah o iyiliği senin için yazmadıktan sonra bütün millet toplansa sana iyilik yapamazlar. Aynı şekilde bütün insanlar toplansalar, sana zarar vermek isteseler, Allah yazmadıysa, Allah izin vermediyse sana zarar edemezler. Bunu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kime söylüyor? Gencecik bir delikanlıyı devesiyle seyrederken arkasına bindiriyor, yolda giderken ona bunları öğretiyor.
Peygamber terbiyesinde bunlar var. Bu terbiye bizim için de bir örnek teşkil etmeli. Biz de çocuklarımıza benzeri terbiyeyi vermeliyiz. Yavrum, Allah'ın dinini korursak Allah da bizi korur. Allah'ın dinini korursak Allah'ı her zaman yanımızda buluruz. Bir şey isteyeceksen Allah'tan iste. Yardım istiyorsan yine Allah'tan iste. Bil ki bütün insanlar sana fayda vermek isteseler, Allah izin vermedikten sonra, yazmadıktan sonra asla yapamazlar bunu. Tersi bütün insanlar sana zarar vermek isteseler, Allah izin vermedikten sonra, yazmadıktan sonra bunu sana, bu zararı sana veremezler. Efendimizin terbiyesi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir başkasında aleyhissalatu vesselam Efendimiz اِحْفَضِ اللّٰهَ تَجِدْهُ اَمَامَكَ Ey genç! Allah'ı korursan, Allah'ın dinini korursan, haramlar, helaller, farz ve vacipler konusunda ciddi davranırsan, her zaman önünde Allah'ı, yanında Allah'ı bulursun. Yani Allah'ın yardımını bulursun. Rahat zamanlarında, darda kalmadığın zamanlarda kendini Allah'a tanıt. Eğer böyle yaparsan, darda kaldığın zaman Allah seni tanır. Bu cümleyi bir daha söyleyeyim. Darda kaldığın zaman, rahat olduğun zamanlarda kendini Allah'a tanıt. Darda kaldığın zaman Allah seni tanır. Ne demektir bu? Yani rahat zamanlarında kendini Allah'a tanıt ne demektir? Allah'a karşı vazifelerini bilinçli bir şekilde yerine getir. Allah seni iyi bir kul olarak görsün. Darda kaldığın zaman ya Rabbi deyince buyur kulum diyecektir sana. Rahat zamanlarında ya Rabbi ya Rabbi demezsen, darda kaldığında ya Rabbi demenin tanıdık bir ses olmadığı anlaşılır. Bir dost sesi olmadığı anlaşılır. Darda kal, rahat olduğun zamanlarda Allah'a kendini tanıt. Neyle tanıtacaksın? Ya Rabbi ya Rabbi dualarınla, ibadetinle, haram ve helale hassasiyetinle, ibadet duygularınla kendini Allah'a tanıtacaksın. Sonra darda kaldığın zaman ya Rabbi deyince ne olacak? Tanıdık bir ses. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Bir örnek vereyim. Aylarca, senelerce size böyle çok samimi davranan, samimi bir arkadaş gibi davranan, sizden hiçbir şey, bir menfaat beklemeyen bir arkadaşınız. Her zaman sizi alıyor, arıyor, halinizi, hatırınızı soruyor. Siz, bir gün o arkadaşınızdan telefon geliyor. Kardeşim be, çok darda kaldım. Yardımına ihtiyacım var dese. Daha önce samimi olarak sizi sık sık arayan bu insanın, kardeş çok darda kaldım, yardımına ihtiyacım var dediğinde, bütün imkanlarınızı seferber ederek onun sıkıntısını gidermek ister misiniz? İstersiniz. Tam tersi, hiç bayramda, seyranda, cumada sizi aramayan, sormayan, düğününüze gelmeyen, cenazenize gelmeyen birisi bir gün bir telefon açıyor. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Kardeş be, benim biraz darda kaldım, sıkıntım var, imdadıma koşar mısın dese, en azından fikir dünyanızda neler dönüşür? Ben şimdi doğmadım ki, kaç senedir ne bayram var, ne seyran var, ne cuması var, ne cenazesi var, ne düğünü var, hayır ola. Darda kalınca mı beni hatırlıyorsun demez misiniz? Dersiniz. İşte alimi mecazdan misal veriyorum. Siz, biz, sağlığımız, sıhhatimiz yerindeyken, işlerimiz, düzenimiz yerindeyken, Allah'a kendimizi mescitlerde, ibadethanelerde, sohbetlerde, ibadetlerde tanıtmamız lazım. Yalvarmalarda, yakarışlarda tanıtmamız lazım ki, darda kaldığımız zaman, ya Rab, ha buyur kulum, ben seni tanıyorum zaten. Allah herkesi tanır ama bu anlattığım şekil farklı bir şekildir. Şunu bil ki, diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz, başına gelmeyen musibetler zaten başına gelmeyecekti. Ben şöyle yaptım, böyle yaptım, kendi maharetim kurtuldum. Geç onu, geç. Onu geç bir daha. Başına gelmeyen zaten gelmeyecekti. Allah yazmamıştır onu, gelmeyecekti, gelmedi.
وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُغْطِيَكَ Başına gelen de, aa sen sebep oldun, sen sebep oldun, şöyle oldu, böyle oldu demene de gerek yok. Başına gelen zaten gelecekti. Kaderi sen değiştiremezsin. Kaderi değiştiremezsin. وَعَلَمْ أَنَّ النُّسْرَ مَعَ الصَّبْرِ Genç, bil ki Allah'ın yardımı sabırla gelir. Sabır olmadan yardım olmaz. Bir anne 9 ay sabrediyor, nur topu gibi bir yavruya kavuşuyor. 9 ay sabretmeyen bir anne nur topu gibi bir yavruya kavuşamaz. Her şey böyledir. وَجَعَلْنَهُمْ اَيْمَّةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُ Geçmiş ümmetlerden Allah Celle Celal, biz onları imamlar, önderler, liderler yaptık sabrettikten sonra. Ne zaman sabrettiler? Sabır neticesinde biz onlara yüksek makamlar verdik diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz genç bir sahabeyi ne yapıyor? Devenin arkasında, kendisi önde, o da genç delikanlı arkasında seyrederken boş gitmeyelim diyor, eğitim faaliyetlerimiz sürsün diyor. O gence yaptığı nasihatlerde bil ki Allah'ın yardımı sabırla beraberdir. وَاَنَّ الْفَرَجُ مَعَلْكَ Yani bir darlık olacak, arkasından ne gelecek? Su bulanır, arkasından durulmuş olur. وَاَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا Yani Allah Celle ve Aleyh Hazretleri zorlukların yanında mutlaka kolaylıkları da yaratmıştır. Her zorluğun mutlaka bir kolaylık tarafı vardır. O kolaylığı Allah'tan beklemek lazım. Kıymetli dostlar, çocuklarımızın eğitimi noktasında Aleyhissalatu vesselam Efendimizi örnek aldığımız zaman en isabetli, en doğru yolu ve seçeneği seçmiş oluruz. Burası önemlidir. Peygamber sevgisi ve Allah sevgisini çocuklarımızın gönlüne yerleştirmek. Şimdi ne oluyor kıymetli dostlar? Cemaatimize de yansıyor, çocuklara da yansıyor. Çocuklar ve insanlar kimi seviyorlarsa, bakıyorsunuz ki onların yaşantısı hemen etkiliyor. Hemen etkiliyor. Bir film çıkıyor, bir dizi çıkıyor televizyonda. Dizideki insanların kıyafetleri, saçları, kafa yapıları, şekilleri neyse, bakıyorsun ki bir hafta içerisinde veya bir ay içerisinde cemaatin şekli değişti. Niye? Takdir ettiği veya etkilendiği bir dizide gördüğü rol model insanlar onları etkiliyorlar. Ve dolayısıyla birdenbire bakıyorsunuz ki bir kabuk değişikliği meydana geliyor. Cemaatte de bu meydana geliyor. Çocuklarımız birilerini severse onları rol model olarak alacaklardır. Biz burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini çocuklarımızın kalbine yerleştirirsek rol model olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi alacaklar. En doğru kararı vermiş olacaklar. Bizim, sizin, bizim Müslümanların rol modeli kimdir? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Bundan dolayıdır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarınıza Allah sevgisini, peygamber sevgisini, ehl-i beyt sevgisini yerleştirin ve Kur'an-ı Kerim okumak üzere onları eğitin diyor Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Kıymetli dostlar, çocuklarımıza vereceğimiz terbiyede onlara bizim değerlerimizi mutlaka bir şekilde öğretmeliyiz. Her milletin kendine göre değerleri vardır. Elbette bizim de millet olarak değerlerimiz vardır. Bu değerlerimizin içerisinde büyüklerimize karşı saygı ayrı bir yer teşkil eder. Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımızdır. Ancak edep ile yetişirlerse değerlerini korumuş olurlar. Bir çocuk annesine babasına saygıda, büyüklerine saygıda eğer kusur ederse o İslam terbiyesinden uzak bir şekilde yaşamış ve aslında kendisini değersizleştirmiş olur. Bir gün yaşlı birisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meclisine geldiğinde gençlerin o yaşlılara ilgi duymadığını görünce aleyhissalatü vesselam Efendimiz büyüklerimize saygı göstermeyen, küçüklerimize şefkat göstermeyen bizden değildir demiştir.
Bir meclise bir büyük geldiği zaman, bir yaşlı geldiği zaman çocukların o büyüklere karşı saygıyı çocukken eğitim olarak almalıdırlar. Bir çocuk babasının yaşında olması mümkün mü? Değildir. Dedesinin yaşında olması mümkün mü? Değildir. Mutlaka çocuğuyla babası arasında ciddi bir yaş farkı vardır. Dedesiyle arasında daha ciddi bir yaş farkı vardır. Bir çocuk babasına saygı göstermiyorsa, babası eve geldiğinde yattığı yerden kalkmıyorsa, oturduğu yerden ilgi duymuyorsa, seyrettiği diziden ayrılıp babasına ilgi duymuyorsa, babasına ilgi duymayan, dedesine ilgi duymayan kime saygı gösterir ki? Yarın okulda öğretmenine saygı gösterir mi? Medresede hocasına saygı gösterir mi? Camide, cemaatte dedesi yaşındakilere saygı gösterir mi? Elbette göstermez. Onun için çocuklarımıza vereceğimiz değerlerde, değer eğitimlerinde büyüklere karşı saygıyı asla ihmal etmemeliyiz. Kıymetli dostlar, hiç tanımadığımız bir çocuğun büyüklere karşı otobüste, metrobüste, orada burada saygı gösterdiğini gördüğümüzde içimizde tanımadığımız çocuğa karşı sevgi oluşur mu? Oluşur. Maşallah be. Ne edepli çocuk deriz, değil mi? O çocuğun o edebi bizi de etkiler. Yani insana edep yakışır, edepsizlik insana asla yakışmaz. Kıymetli dostlar, şunu da sizinle paylaşmak isterim. Çocuklarımıza vereceğimiz eğitimin içerisinde ilim ve irfan sahibi insanları, alimleri sevdirmek olmalıdır. Şu eskilerimizde şöyle bir yanlışlık oluyordu. Belki aramızda olan dostlarımızdan bir kısmı da buna benzer yanlışları yapmış olabilirler. Çocuğumuz bir yaramazlık yaptığı zaman seni hocaya söyleyeceğim derdi. Büyüklerimiz camiye hocaya giderdik, gelirdik. Efendim, sen yaramazlık yaparsan seni hocaya söyleyeceğim. Yani hoca ile çocuğu korkuturdu. Tam tersi olmalı. İlim ve irfan sahibi insanları çocuklarımıza sevdirmeliyiz. Onların meclislerine giderken çocuklarımızla beraber gitmeliyiz. Bir hoca efendi, bir alimi ziyarete gidersin, çocuğunu da alıp götürürsün. O senden alimlere verdiğin değeri öğrenmiş olur. Kendisi de bu arada bunu öğrenmiş olur. Zamanında eski ümmetlerden birisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığını söylüyorum. Bir idareci melik vardı. Ama Firavun gibi birisiydi. Onun bir de sihirbazı vardı. Sihirbazı da idarede kullanıyordu. Onunla insanları etkiliyordu. Sihirbazı yaşlanınca padişaha demiş ki, efendim ben yaşlandım, bana bir genç ver de ben ona sihri öğreteyim, ben giderim, senin yine sihirbaza ihtiyacın var, ben sihri öğretebileceğim bir genç bana ver dedi. O da ona bir genç gönderdi. Onu dinledi, sihirbazı dinledi. Sözü onun hoşuna gitti. Daha doğrusu sihirbazın bu sözü önce bu padişahın kafasına yattı. Doğrudur, ben bir genç göndermem lazım. Sihri öğrenecek bir elemana ihtiyaç vardır. Bir çocuğa, işte sen sihirbaza gideceksin, ondan ders alacaksın dedi. Bu çocuk da o sihirbaza giderken yol üzerinde bir alim vardı. O alime uğradı. Alimi dinleyince bir de sihirbazı dinledi. Baktı ki sihirbazınki fırıldak işidir. Alimin işi gerçek. Çok daha etkileyici. Onu daha inandırıcı buldu. Şimdi fakat şöyle bir tehlike var. Onu nereye gönderiyorlar? Sihirbaza gönderiyorlar. Alime göndermiyorlar. Çocuk yol üzerinde bir uğradı. Daha çok etkilendi ondan. Şimdi o alim kendisine dedi ki, bak yavrum, sihirbaza gittiğinde neden geç kaldın derlerse, hani burada zaman harcıyorsun, neden geç kaldın dersen, evimden biraz geç çıktım dersin. Evine giderken neden geç kaldın derlerse sihirbazdan, yani oradaki ders biraz uzadı dersin, benden bilgi verme, benden haber verme diyor. Şimdi her ikisinin arasında sihirbazdan bilgi alıyor, alimden hikmetler alıyor. Bundan daha çok etkileniyor ama asıl görevi sihirbazdan sihiri öğrenmektir.
Aradan zaman geçiyor. Zaman geçince acaba bu sihirbaz mı daha doğrudur, yoksa bu alimin yolu mu, üslubu mu daha doğrudur? Böyle bir gün yolda giderken yolun üzerine büyük bir canavar oturmuş, insanlar geçemiyor yoldan, korkularından geçemiyorlar. Bu delikanlı dedi ki, tam şimdi sihirbaz mı haklıdır veya isabetlidir, yoksa bu hoca efendi, ilim sahibi insanın yolu mu daha doğrudur, şimdi bu işi öğreneceğim der ve alır eline bir taş, der ki, Allah'ım, eğer bu ilim ve irfan sahibi olan insanın bana öğrettikleri gerçekler senin nezdinde takdire şayan ise, sihirbazınkinden daha etkili, daha doğru ise, şu hayvanı öldür diyor, taşı atıyor. Bir taşla beraber hayvan geberiyor ve insanlar yollarına devam ediyorlar. Şimdi bu insan, bu delikanlı bu büyük olayı görünce, bir taşla kocaman bir hayvan gebertilir mi? Ama bu cümleden sonra hayvan geberiyor. Bu, o hoca efendiden öğrendiği ilimlerin gerçek olduğunu, öbürünün bir fırıldak olduğunu öğrenmiş oldu. Hoca efendiye gelince dedi, hocam böyle böyle bir manzarayla karşı karşıya kaldım. Böyle böyle bir manzarayla karşı karşıya kaldım. Der ki, oğlum be, sen beni solladın, sen talebe, ben hocaydım ama senin yaptığını ben beceremem, sen beni solladın. Bak, bundan sonra sakın ha senden böyle kerametler zuhur edecek, iyi bir noktaya geldin, benden daha iyi bir noktaya geldin, sakın ha bunları nereden öğrendin derlerse beni adres olarak gösterme. Uzun sözün kısası, ezan-ı Muhammed okundu. Şöyle hızlandırayım buradan sonrasını. Bu delikanlı böyle muhtelif hastalıklara sahip olan insanların şöyle elini sürüyor, bir dua ediyor, iyileşiyor. Ama olanların gözüne şöyle elini sürüyor, iyileşiyor. Padişahın, Firavun gibi olan padişahın yanında da ama birisi vardı. Duydu ki bu delikanlı böyle bir mahareti var. Gitmiş yanına, demiş ki, sen bana şifa ver, körlere şifa veriyormuşum. Demiş ki, ben şifa vermem, şifayı Allah verir. Eğer benim Allah'ıma inanırsan dua edeyim, Allah'ıma sana şifa versin. Tamam, inandım senin Allah'ına dedi. Allah'ım dedi, bunun körlüğünü izale et dedi. Adam gözleri görmeye başladı. Gitti padişahın yanında oturdu. Padişah baktı ki kör olan adam gözle geldi. Dedi, nereden buldun bu gözleri dedi. Senelerdir kördün dedi. Nereden buldun bunları dedi. Rabbim verdi bana dedi. Benden başka Rabbin mi var dedi. Senin de Rabbin, benim de Rabbim olan Allah bana verdi dedi. Lan sana bunu kim öğretti derken, kim bu işi yaptı derken, bir sürü dayak yedikten sonra delikanlıya adres verdi. Delikanlıyı yakaladı padişah. Dedi ki, sen insanlara şifa dağıtıyormuşsun. Yok, ben şifa dağıtamam, şifayı senin de benim de Rabbim olan Allah verir dedi. Lan senin de benden başka Rabbin var mı dedi. Şimdi genci sihirbaz olarak yetiştireceği için onu birden öldürmüyor. Öbürünü öldürdü. O yanındaki ama düzeldi ya, onu öldürdü. Buna sıra gelince bu ona lazım. Dedi ki elemanlarına, alın bunu, dağın tepesine çıkarın. Deyin ki ona, padişahtan başka Rab kabul etmiyorsan tamam, geri döneriz. Ama ondan başka Rab kabul ediyorsan, ediyorsa o zaman dağdan aşağı yuvarlayın, işini bitirin diyor. Bunu dağa çıkarıyorlar, tepeye çıkarıyorlar. Diyorlar ki, padişahtan başka Rab kabul etmeyeceksin. Allah'ım diyor, ellerine kaldırıyor. Bunlar beni yok etmek için buraya geldiler. Bunların şerrinden beni kurtar diyor. Onlar dağdan yuvarlanıyor. Bu dönüyor geliyor. Gidiyor padişahın yanına, selam. Lan sen nereden geldin? Arkadaşlar nerede? Allah belalarını verdi dedi. Beni kurtardı dedi. İlla. Çağırdı bir grup, dedi ki, alın bunu. Kayağı bindirin, denizin ortasına doğru götürün. Benden başka Rab kabul etmeyecek. Kabul ederse atın denize, boğunun orada, siz gelin. Bindirdiler kayağı, götürdüler denizin ortasına. Dedi ki bu, Allah'ım dedi, bunların şerrinden sen beni kurtar dedi. Kayık dönüyor tersine, onların hepsi boğuluyor. Bu çıkıyor, geliyor. Gidiyor padişaha, diyor ki, ben geldim diyor.
Padişah diyor ki, arkadaşlarına da Allah belalarını verdi diyor. Padişah şaşırıyor. Son olarak padişah diyor ki, bak sen beni öldürmek mi istiyorsun? Ben sana bir yol göstereyim, beni öldürmenin yolunu ben sana göstereyim diyor. Nasıl diyor? Bütün insanları toplayacaksın diyor. Şu oklardan bir oku alacaksın. Bu gencin Rabbi olan Allah adına atıyorum diyeceksin, atacaksın. Ben o zaman ölürüm diyor. Topluyor insanları, alıyor oku. Aynen onun dediğin gibi bu gencin, delikanlının Allah'a adına atıyorum diyor. Şak, gözüyle kulağı arasında şuradan yapışıyor. Çocuk orada ruhunu teslim ediyor. Ama oradaki insanların hepsi duyuyorlar ki, yani bu gencin Allah'a adına dediğini, o zamana kadar olan maceralar da duymuşlar. İnsanlar güruhlar halinde eşhedü en la ilahe illallah diye kelime-i şehadet getiriyorlar. Hepsi iman ediyor. Bir tanesi geliyor padişaha diyor ki, ya sen bir tane iman edene kabul et, dayanamıyordun. Şimdi herkes iman etti, ne yapacaksın şimdi? Bu sefer o zaman böyle sokakların başında ateşler yaktı. Ve insanlara eğer imanınıza devam ederseniz ateşte sizi yakarım demiştir. Bu tehditlerle beraber bir kısım insanlar yanmayı kabul etti, bir kısım insanlar da efendim dinden, imandan dönmüş oldu. Burada sizinle paylaşmak istediğim, sonunu biraz hızlı anlattığım bu olayda, burada o genç delikanlı bir taraftan sihirbaza gidiyordu ama bir taraftan bir ilim sahibi, irfan sahibi insanın meclisine katılarak neler elde etti, neler elde etti. Onun için kıymetli dostlar, çocuklarımız onu tanır, bunu tanır. O sinemacıyı, bu sinemacıyı, o filmciyi, bu filmciyi, o golcüyü, bu kaleciyi tanır. Kaç tane alim tanır? Kaç tane sahabi tanır? Ne kadar tanır? Bunlar önemlidir. Kim kimi severse onun peşinden gider. Yüce Rabbim çocuklarımızı güzel terbiyeyle yetiştirmeye her birimizi muvaffak eylesin. İlmiyle, imanıyla, ahlakıyla, ihlasıyla, samimiyetiyle babalarını aratmayacak, onlardan daha yüksek seviyeye ulaşabilecek örnek gençler olarak çocuklarımızın yetişmesini Rabbim nasip eylesin.